hususan maddi ünlülerin felsefeleriyle zihni bulunanlar, zihni bulananlar, bulanıklaşanlar yani bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu destene karşı bir iki ses söyleyeceğiz. Evet, iblisin en mühim bir destesi, aldatmacası kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Evet. Şöyle ki insanlarda şeytanın vazifesini gören cesetli erbaa habise bil müşahede bulunduğu gibi evet, cesetli habis ruhlar var. İnsanlarda şeytan vazifesini gören. Bunu günlük hayatımızda görebiliriz. Mutlaka karşılaşıyoruzdur yani. Cinniden cesetsiz erva habise bulunduğu gibi yani cinnilerden de habis ruhlar bulunduğu gibi cesetsiz olanları gibi bizim şu karbon bazlı yaşam formunda olmayanları var. Bir de karbon bazlı yaşam formunda olan şeytanlar var. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler efendim bu şerir insanlarla aynı olacaktılar. Yani o şeytanları gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Çünkü zaten veya buradaki şeytanları çok istiyorsunuz gözünüzde. Ceset giymiş. Hafife alıyorsunuz. Meslekleri tarif olduğu için ikisini de aynı sınıfa sokuyor yani. Belki icabında o cesedini çıkarsa öbür şeytanın ustası üstadı olacak yani. Evet. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki yani şöyle adamın kabiliyeti o bundan lezzet alıyor. Mesela nifak sokmaktan lezzet alıyor. Aşağılamaktan keyif alıyor. Ezmekten keyif alıyor. İşi bozmaktan keyif alıyor. Bir kusur varsa açığa çıkarmaktan lezzet alıyor. Hani lezzetler tersine çalışıyor. Birinin diyelim ki ferahlık duyduğu, kalbine sürur, sevinç verdiği mevzular burada tersine çalışıyor. İkisi de cesetli mahluk. Karbon bazlı insan suretinde gözüküyor. Fakat çok ayrı dünyalar insanları. Ve zaten ebed aleminde de ayrı dünyalara gidiyorlar yani. Yani Cenab-ı Hak cehenneme niye yuvarlıyor filan falan. Cehennemin için var etmiş. Bunları cennete mi sokacak? Senin güzel hatırın için. Bu adam zaten insan olma hüviyetini kaybetmiş. Zıttına inkılap etmiş bütün meseleler. Yani zaten şeyden besleniyor ruhu onun. Bu nifaktan, yalandan. Nerede bir şey var. Tamam mı? İş bozgunculuk var. Bundan keyif alıyor. Hiç mi böyle şahit olmadınız ya? Adam bundan lezzet alıyor ya. Yani iki kişinin arasını bozsa veya şey etse birisini aşağılanmış görse, zor durumda görse çok da lezzetli gülüyor böyle yani içten kıh kıh yani. Böyle hakikaten bozguncusu var. Ben gözümle gördüm, kulağımla işitmişim çok yani. Ondan sonra eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir ervah habise öldükten sonra şeytan olur. Tabi böyle değil de böyle bir batıl bir mezhepte bu yola gitmiş yani öldükten sonra şeytan olur diye. Hayır, öldükten sonra cehennemin dibine gider. Öldükten sonra zaten kendisi şeytan. Yani özellikle bir de ekstradan şeytanlık vazifesi verilmiyor hani o şekilde. Evet. Malumdur ki âlâ bir şey bozulsa edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Edna bir şey bozulsa çok üstün güzel bir şey yani üstün bir şey, nitelikli olan bir şey. Edna âlâ bir şey bozulsa diyor. Edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Daha adi, daha sıradan bir şeyin bozulmasına göre daha bozuk olur, daha zehirleyici olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Süt ve yoğurt bozulsa yine yenilebilir. Ya yersin, tamam affedersin biraz karnın da şişebilir. Başka mevzular da olabilir. Fakat yersin yani. Sonuçta hastaneye gitmen gerek kalmayabilir yani. Ekseriyette öyle olur. Yağ bozulsa yenilmez. Yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir gibi olur. Duruma göre de yani. Bazen de zehir gibi olur.
Öyle sadece karnım şişti şeklinde atlatamazsın mevzuyu. Resmen zehir yemiş gibi olursun. Çünkü o çok daha ala bir şeydi. Daha krem, daha elit bir şey. Yağ kısmı. Şimdi o bozulursa adamı zehirler. Ama yoğurt, süt kısmı bozulması adamı şey etmiyor. En fazla işte biraz şişkinlik falan filan. Öyle de mahlukların en mükerremi, belki en alası olan insan, eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Yani hayvan, ne düşünüyorsun hangi hayvanı? Gidip de hayvanlar arasında nifak sokan hayvan duymadım. Biliyor musun, senin aklında aslan böyle diyor falan falan gibi. Fal masallarında bile yani pek yok gibi bir şey. Hani karga karga meselesi, o da rızkının peşinde. Tilkiye sorsan, rızkın peşindeyim abi diyecek yani, fazla öteye gitmez yani. Yani karganın hayatına mal olmaz mesele. Alt üstü der yani, ekmeğime mani olma der. Anlatabildim mi? O kadar. Hani o da masalda yani. Evet. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan, eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Oo maşallah, şimdi içeriz abi. Arkamızda inşallah. Maşallah. Evet. Müteaffim maddelerin kokusuyla telezzül eden haşerat gibi. Hani kokuşmuş şey var. Malzemelerin kokusuyla lezzetlenen, ona tam tersine giden haşerat var. Biliyorsunuz. Özellikle görmüşsünüzdür yani. Öyle veya böyle köyümüzde, sahamızda, soyumuzda, bahçemizde o kokuşmuş malzemeye gelen özel haşeratı var. Bilmem nesi var. Yani bir tür değil, kaç türü var yani bunun. Özellikle onun için geliyor o kokuya, bilmem nesine, şusuna, busuna. Ve bundan da belki ne kadar kokuşmuşsa o kadar lezzetli onun için yani mesela. Onun gibi ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi. Yılanın fıtratında var yani o mesela. Isırmakla o fıtratının gereğini yapıyor. Hani onunla oturup bir şey yapamazsın. İkili anlaşma. Fıtratının gereğini ne gereksin yapacak. İkili anlaşma yapıyor demek ahmaklıktır yani. Anlaştıysan biraz sonra soğuyacak demektir seni yani. Var öyle bir durum. Evet. Lezzet alan efendim zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, dalalet bataklığındaki şerler habis ahlakla telezzüz ve iftihar eden. Evet, dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklarla telezzüz eder. Ne yapar? Lezzetlenir. İşte anlatıyorlar yani, şöyle git sahilde oturan elinde alkol olan tiplere bak yani, biraz da gecenin ilerleyen saatlerinde. Gençler olsun, şeyler olsun. Sana anlattığım maceraları dinlemek istemezsin yani. Şöyle hani ahlaken dersin, bunlar da normal vakit değil, hiçbir zaman anlatılacak bir şey değil de hani öyle şeyler anlatırlar ki buna öbürsü de keyifle dinler. O da anlatmaktan hani bir lezzet alır yani. Hatta ne kadar rezalet bir mevzu varsa o kadar o geyik iyidir hani, yanlış anlaşılmasın. Orada o soğuktur ortasında böyle birkaç şey yapmışlar, ellerinde şişeler filan falan. Anlattığım mevzular şey değil yani, Galatasaray'ın son transferi filan veya Japon Beşiktaş'a geldi filan, öyle değil. Biraz yakından geçersen anlıyorsun ne konuştuğunu. Ondan sonra ya özellikle geçmene gerek yok yani, yolun geçiyor bir şekilde. Evet. Bundan da öbürle de ha 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 diye bir patlatıyor filan kahkahayı. Belli ki hepsi lezzet alıyor bu mevzulardan. O onu nasıl kandırmış, o kızı nasıl tongeye getirmiş, bu buna ne etmiş, bu bunu şey etmiş filan. Anlatabildim mi? Sonra birer daha yudum filan. Böyle hani şey yok. Düşündüğümüz gülünecek bir mevzu değil ama bunu anlatırken de bir de gülüyor. Zor durumda bırakmış, hayatını kaydırmış. Mesela ne bileyim, kız evladı orada, başkasının kız evladı yani. O ha 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 gülüyor. Babası aptaldı diyor falan falan. Ondan sonra. Bunlar lezzet alınacak şeyler. Cinayet sebebi, yanlış anlaşılması yani normalde. Normal hayatta. Ama bunu anlatış tarzıyla, çevreyle falan. Abi böyle şey mi var demeyeceksiniz herhalde, değil mi? Bilmiyorum yani. Bu normalde gençlere kadar inen bir mevzudur. Hani ahlak bozuldu mu bir yerde durmuyor. Yani bunun bir filesi yok altta. Hani cambaz düştü mü file var ya. Böyle bir mevzu yok. Ahlak yani aşağı kadar yolculuğuna başladı mı nerelerde duracağı belli değil. Artık belki ömrünün sonuna kadar bir düşüşten bahsedebiliriz. Tedenni dediğimiz. Ha burada ondan bahsediyor. Diyor ki dalalet batağındaki şerler ve habis ahlaklarla telezzüz eden ve iftihar eden. Bununla da iftihar ediyor nasıl aldattığını.
Nasıl Tonga'ya getirdiğini filan falan. Evet. Ve zulmün zulüm altındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Yani bunu resmen adam öldürmek düşünmeyin ama öldürse daha iyi durumlar var yani. O derece durumlar var biliyorsunuz. Adeta şeytanın mahiyetine girenler. Evet. Cinni şeytanın, evet cinni şeytanın vücudunun kat'i bir delili insi şeytanın vücududur. İnsi şeytanın vücududur. Ondan sonra Cenab-ı Hak haksızlık etmiyor bu cehenneme falan. Niye yaratmıştı bunları? Yani nereye koyacaktı bunları? Zaten de güneş ışığı vurmuş. Şimdi bir malzeme var. Belki burada bahsedecek. Burada veya başka yerde ama. Hani o malzeme beyaz renkli diyelim ama güneş vurduğu zaman doğrudan kokuşmaya başlıyor. Güneş ışığı değdiği zaman. Rengi değişiyor. Koyulaşmaya başlıyor. Şimdi bu gün ışığı tamamen nur olsa ne olacak? Malzemede bir negatif bir kabiliyet bozulum var yani. Bunu en son tahlilde hani finish olduğu noktada bunu bütün hayatı boyunca verdiği pozlarda nereye koyacak ki? Kendi eliyle cehennemini zaten inşa etmiş burada. Yani ebediyetini burada yapmış. Burada yaptığı ebediyet buysa nereye koyabilir? Cenab-ı Hak yani. Anlatabildim mi? Ha bunu cennete koysa orayı cehenneme çevirir. Bak bunu da söyleyeyim. Hani olmaz olmaz ama ben deneysel konuşuyorum yani böyle bir şey olmaz da. Ama sen o adamı cennete koy ortasına orayı cehennem eder kendine. Şeydeki gibi. Böyle bir şey tabii olmaz da ben söyleyeyim de. Niye hangi mantıkla söyleyeyim? Şeyde ne diyor Üstad Hazretleri? Bir bahçede diyor herkes aileler işte kebap yapıyor. İşte eğlence, çoluk çocuk voleybol oynuyor. Yakar top, şu su bu su. Herkes kendine göre namuslu, güzel. İçecekler, yiyecekler. Ailede dostluklar, şunlar bunlar. Ama iki tane kendini bilmez adam mesela bir tanesi veya işte bir sarmış bir şeyi, şişeyi bir şeyi kafasına göre. Bir köşede işte demleniyor. İyice bu ama alkol seviyesinin duvarlarını açtıktan sonra hayal mayal etraftakileri ateşi filan şey görmeye başlıyor. Gözüne kestiriyor. Ona küfretmeye başlıyor. Lan elini kaldırdın diyor. Sen bana ters baktın diyor. O mangala bir tekme atıyor. Canavarlar diyor. Bir ağza almayacak laflar ediyor. Ondan sonra icabında cebinde silah var. Çıkarıyor şöyle hani çok efkarlanmış. Oh ulan bilmem kim deyip hani sevdiği kız her neyse. Bir de takır takır çoluk çocuk var yani. Saydırıyor. Aa böyle bir şey oluyor mu? Vallahi ben yaşadığımı anlatıyorum şu an. Bu da akrabaydı yani. Akrabanın akrabasıydı bunu yapan. Dallama. Ondan sonra dedik ulan silah da atınca dedim çocuklar kalkın gidiyoruz. Dedim bunda da yani yanımızda mantar tabancası bile yok. Bu adama bir şey desen. Ondan sonra bu aynı üstad da diyor hani bu diyor şimdi birkaç delikanlı şunu elinden kolundan tutsa, elini ağzına verse, bacaklarını da şöyle bir kırsa. Yani sen buna ne yaptınız lan der misin mesela? Ne yaptınız lan der misin? Sen ulan burada çoluk çocuk var, kız var. Sen ne yaptın lan deyip onu orada yapsa, oh eline sağlık diyeceksin. İçimizdeki yağ erittin diyeceksin. Mevzu olacak. Sen orada insan gibi dursaydın, sen de bu eğlenceden istifade etseydin. Herkesin kızı var, evladı var, çocuğu var, hanımı var. Hep beraber akrabası dinlenmesin, değil mi? Bu efendim zıkkım içtim de hatırlamıyorum ne yaptım. Vallahi şer'an hiç mesele yok. Öyle hatırlamıyorum diye bir özür de yok yani. Ve ondan sonra şimdi bu adamın öyle şey vardı ya bir tanesi. Ben hatırlıyorum küçükken gidiyorduk aşağıda ayırmaya. Rahmetli ismini vermeyeyim şimdi. Belki yarın öbür gün video izlerler onun çocukları. Belli olmaz yani. Ondan sonra çok normalde böyle gül gibi adam. Ama alkol belli bir saatten sonra biraz almaya başlayınca abi. Kırmadık tencere, pencere. Küfürlerin bini bin para. Ankara Başbakanlığı aramalar. Bana başbakana bağlayın filan falan. Bağlamazsanız diye başlayan küfürler filan falan. Normalde hani Asu'da bir gece yaşaman lazım değil mi? Yemeğini yemişsin, çayını içersin, bilmem ne yaparsın. Hani bir sağlıklısın elhamdülillah, onun aldığın nefesin bir farkına var filan. Ama orayı ne yapıyor? Kendini cehenneme çeviriyor. O mutlu, saadetli yuvasını kendi eliyle şeye çeviriyor. Nedir o? Cehenneme çeviriyor. Şimdi sen bunu istersen ne bileyim ben özel milli parka koy yani böyle her şeyi hurilerle yani yanlış anlaşılmasın etrafında
Bugüne burayı da şeye çevirecek yani. Biraz az, biraz 5 dakika 10 dakika ver yeter. Yani kişi cehenneme gittiği yere götürüyor yani, o demek istiyor. Sen bunu cennete de koysan bunun algılama biçimi, esmayı kavrama biçimi ters. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Saniye. 29. sözde güzel delil katı ile ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum deliller şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti o söze havale ediyoruz. 29. sözü uzun uzun inşallah okuruz. Belki bu ders itibariyle bir ruh hakikati, melaki hakikatine bir köşeden başlarız. Salisen kainattaki umum hayriyedeki, umuru hayriyedeki kanunların mümessili, kainattaki umuru hayriyedeki kanunların mümessili nazırı hükmünde olan meleklerin vücudu ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi umur-u şeriyenin mümessilleri, mübaşirleri ve umurdaki kavanin medarlı olan ervah-ı habise ve şaytaniye bulunması hikmet hakikat noktasında katidir. Evet, yani kainattaki bu hayırlı işlerin kanunlarının mümessili, temsilcisi olan melaikeler edyan-ı semaviye ile sabit yani. Sadece İslam dinine ait bir mevzu değil bu melek meselesi. Hatta Hristiyanlık dini bu melek meselesini iyice şeyini çıkarmış. Yani şekillerini çizmekle bilmem nesini. Yanlış anlaşılmasın o noktada. Ondan sonra hani resmen cisimli misimli heykellerini her yere dikiyorlar sokak ortasında falan. Ondan sonra ama hani sonuçta melek konusunda anlaşıyoruz. Şeklinde anlaşırız anlaşamayız, o ayrı mevzu. Ondan ama kanadı konusunda da anlaşıyoruz. Onda da sorun yok. Hani o mesele de tamam. Ama onlar nedir? Bu kainattaki hayırlı işlerin, güzel işlerin kanunlarının mümessilleri. Onların her yaptığı iş güzel. Hani şey bile olsa, sen düşündüğün dehşete düşüren meseleler de olsa neticesi güzel olduğu için, anlatabildim mi? O da güzel. Yani hiçbir meleğin bu konuda şerirli bir işi sümme haşa olmaz. Sana dehşet veren ve ucunda ölüm o gözüken hakikatler olsa da onlar neticesi itibariyle güzeldir. Ahireti itibariyle güzeldir. Sonuçta emri yerine getiriyor. Ondan sonra ve onların mümessili ama işi bitiren kim? İşi bitiren kim kardeşim? Allah. Yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Biz bunu melaikeye uzun uzun inşallah başlamak bu noktada vacip oldu. Ondan sonra yani kuvvet sadece Allah'a ait. Taş üzerine taş koyma yetkisi hiç kimsede olmadığı gibi meleklerde de hiç yoktur. Bu Cebrail aleyhisselam olsa bile. Kim düşünüyorsan yani. Yani Allah'a kulluk noktasında, la havle ve la kuvvete noktasında eşit mesafedeyiz. Hani Cebrail aleyhisselam. Hani haddimizi aşmış bir laf gibi gözüküyor ama doğru yani. Biz kullukta demiyoruz. Yani kul olma noktasında diyoruz sümme haşa. Anlatabildim mi? Ve taş üzerine taş koyma yetkisi bende de yok, onda da yok kardeşim. Koyamaz yani. Mümessili o mesele. Onların temsil kabiliyeti var. Şimdi bu melekler meselesini derinleştirmeyeceğim. Buradan konuya girmeyeyim diyorum. Buradaki bahsettiği kadar bahsedeyim. Böyle sabit olduğu gibi de şerir işlerin de, tamam mı? Bunların bozucu işlerinde kanunlara taş koyan, araya ne diyeyim ben? Çubuk, çomak sokan mevzular var. Bunların da şeyleri var. Tahrip nevinden meseleler var. Bunların da mümessilleri var. Olmasın mı diyor üstad. O habis ruhlara ve şeytan diyoruz diyor Üstad Hazretleri. Şeytanlar diyoruz. Bulunması hikmet ve hakikat noktasında zaten katidir. Aynı melaikenin varlığı gibi. Çünkü 22. sözün başına denildiği gibi herkes her şeyin hüsn hakikisini göremediği için herkes her şeyin hüsn hakikisini hani hakiki güzelliğini göremediği için çünkü ekseriyetle şu kainatta neticesi itibariyle güzel oluyor o mesele. Her şey ya kendisi itibariyle güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Ve şimdi mesela çirkinlik, şimdi İngilizce videoda yarım kalmış o, yarısını çekilmemiş. Diğer yarısını çekeceğiz. Mesela yarıda kesilmiş yani. Ondan sonra yani şeytan çirkinliğin yaratılması, İngilizce söyleyeceğiz bunu zaten, çirkin değildir. Çünkü ekser neticeleri yani çok çoğunluk neticeleri o çirkinliğin güzeldir yani. Güzelse o çirkinliğin yaratılmasından
Sana göre tabii nispi konuşuyorum. Bakınca çirkin gibi gözüken mevzu esasında hiç çirkin değil. Tamam mı? Onun yaratılması seni abart vazgeçmez. Biz buna şerri cüz'i diyoruz yani. Eğer o şerri cüzdan vazgeçerse hikmet ve adalet hayır şey şer şey, efendim şerri cüz'ü değil şerri kesir olmuş olur. Evet. Herkes her şeyin hüsn-ü hakkesini göremediği gibi zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halik-i Zülcelal'e karşı itiraz etmemek, rahmetini itham etmemek. Çünkü mükemmel neticelerini görmüyorsun veya çok bunalmışsın, çok sıkılmışsın, insansın yani sonuçta. İnsan yani. Bir yerde hakikaten duyguları galip gelebilir hisleri. Ekseriyetle belki yani. Ondan sonra bu noktada hüsn-ü hakkesinin görülmediği zaman da o şerri cüz'i tamamen şey şerri kesir gibi algılıyor. Onun içinde kayboluyor. Halbuki unutuyor ki Cenab-ı Hak o şerri cüz'i yaratmasında hayır kesir var. Neticeleri hayır. Halik-i Zülcelal'e karşı itiraz etmemek için, bunun da önünü kesmek için hani bize bu cüz'i şerlerde çok ağır geliyor ya hani o meselede rahmetini itham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek, haksız şikayet etmemek için Cenab-ı Hak'tan doğrudan doğruya bile zahiri bir vasıtayı perde ederek yani dış görünüşte bir vesileyi, bir vasıtayı, bir aracı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halık-ı Kerim ve Hakim-i Mutlaka teveccüh etmesi. Allah hakkında hüsnü zannını korusun. Çünkü ayet-i kerime de var. Değil mi? Zannine billahi zanne sevi. O kafirler Allah hakkında kötü zan ettiler ya. Aleyhim daretü sevi. O kötü zanları başlarını yesin. Kendi dönsün de hani dairevi olarak. Yani kendilerini bulsun. En büyük günah Allah hakkında suizan etmek yani. O meselede. Şimdi o meseleyi engellemek insan olduğumuzun da farkında yani bizi kim yaratan değil mi? Yaratıyor. Biliyor insan olduğumuzu. Ona göre de herhalde işlerin de bizim keyfimize göre yürümeyeceği belli. Arada tabii ki ne olacak arkadaş o zaman? Perdeler, vesileler, vasıtalar olacak ki sen itirazları ilk etapta canın yanınca belki biraz canın sıkılınca oraya doğru yöneltirsin ki hani Cenab-ı Hak'la aranı düzgün tutabilesin. Ama sırf sen bu işlerde biraz canı sıkılacak, biraz küseceksin diye de Cenab-ı Hak yapacağından vazgeçmez. Ne dedik? Hayri kesir varsa o meselede kader programını alır. O cüz'i şerden şimdi yine İngilizce videoda diyeceğiz daha başında girişinde. Diyeceğim ki hastaneye gidiyorsun. Doktor sana ameliyat olmanı söyledi. Hastalığın iyileşmesi için. Bir ay, 2 ay sonra hastaneden çıkacaksın dedi sana. Şimdi sen oram acıyacak, buram ıkınacak, bir ay daha hastanede kim yatacak dersen bunun neticesi şerri kesir olur. O operasyon ise, ameliyat ise nedir? Diyeceğim ben İngilizce videoda şeydir. Cüz'i şerdir. Abi bayağı yarıyorlar ya. Saat kaç saat ameliyat sürüyor. Ulan nasıl olursa olsun cüz'i şerdir yani. Sen neticesine bak onu. Ondan sonra rahatsın. Ferahlık var, kolaylık var. Ortaya kan dökülecek abi. Neresinde cüz'i şer? Ya abi sen bırak onu geç. Esas o kan dökülmezse hani ameliyat esnasında esas hayatını kaybetme noktasına gidiyorsun. Evet. İnsan kan dökülmeden de ölüyor çünkü. Evet. Bunun gibi yani biz buna o meseleye şerri cüz'i diyoruz yani. Bundan vazgeçmez kader programını alır eğer neticeleri hayırsa. Yani kader mutlaka hayrı programını alır. Evvel, ahir, zahir, batını tertemizdir. Şey yoktur. Hiçbir şekilde defekt, hata bulamazsın yani.
şeyi bulamazsın yani. Bir yanlışlık eseri veya şey, yanlışlık kelimesi biraz yanlış oldu. Ne diyeyim ben? Yani hata da demeyelim de. Önemli değil, şimdi tekrar toparlarım. Halık-ı Kerim'im hakim mutlaka teveccüh etmesin. Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş. Hastalıkları ecele perde etmiş. Hazreti Azrail'i aleyhisselam kabz-ı ervaha perde edip ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Evet. Yani icabında insan eceli gelince koyun kurban bayramında kesir gibi o gün işi bitiriyorlar abi. Sen ne kadar kaçmaya çalışsan çalış. Kurbanlık koyunun kesileceği dakika belli olduğu gibi ecel de geldiği zaman o operasyonu kim izlese canı sıkılabilir. Kolay değil yani canı teslim etmek. Bu koyun kuzu için de geçerli, sen için de geçerli. Sonuçta o manzaralar karşısında o hüzünler, hele şefkati derin olan, derinden hisseden insanları daha çok vurur. Ve başka mevzular uyandırır insanda. İtirazlar, şekvalar, şiddetle. O noktada hastalıklar, değil mi mesela? Şeyler girmiş araya. Başka haletler. Ama o hastalık olmasaydı da olmazdı, o kader mevzuna girmeyeceğim. Ama bu araya girmiş yani. Onu koyalım. Ve şey, onun ötesinde de Azrail Aleyhisselam bu konuya tabiri caizse yani konu mankeni yapılmış. Bu da umuru hayriyedir. Neticesi çünkü ahirete kavuşmaktır, Allah'a kavuşmaktır. Sen ne dersen de. Her ne kadar burada iyiydik, rahat rahat geçiniyorduk, çayımızı içiyorduk filan falan dersen de seni dinlemeyecekler. Ana karnından çocuğu alır gibi seni buradan alacaklar. Orada hani çocuğun kıpırdaşmak istememesi gibi, rahatım niye bozuyorsunuz demesi gibi buradan seni alacaklar yani. Dolayısıyla da Azrail Aleyhisselam da o meselede perdedir. İşi bitiren kim kardeşim? Doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tır. Evet. Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin diye araya hem kaç perde giriyor farkında mısınız? Meselede. Öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halık-ı Zülcelal'e teveccüh etmemek için, yönelmemesi için Hikmet-i Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Hikmet-i Rabbaniye efendim şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Yani o Cebrail Aleyhisselam nasıl bu umuru hayriyede bir nevi okunur mümessili gözüküyorsa ki hem vahiy mümessili değil mi arkadaş indirilmesinde Resul mümellet değil mi arkadaşım kardeşim? O meselede böyle olduğu gibi zıttına meselelerin de bir temsilcisi zaten olması aynı aklın, aynı adaletin, aynı merhametin gereğidir. Bunun için de Cenab-ı Hak diyor şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Rabian, insan inan ki ben şeytanın vücudu için açmadım burayı. Allah biliyor hani video çekeceğiz ya şeytanın için yaratılmıştı. Şimdi desem de kimseyi inandıramam yani. Abi sen biliyorsun okuyorsun diye. Ama durduk durduk bu sayfada da yazmıyor yani. Şurada yazıyor yine. Burada yazmış şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Biz de konu onu çekeceğiz yani. İnşallah da bu sefer yapacağız. Ümit ediyorum. Rabian, insan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. İnsan küçük bir alem olduğu gibi şu gördüğümüz alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hulasasıdır. Özüdür, fihristesidir. İnsan da bulunan numunelerin büyük asılları insan-ı ekberde bir zarure bulunacaktır. Yani bu sefer de tersine söyleyeyim. Sende hangi malzeme element var? Hangi oranlarda varsa kainatta da aynı şekilde var ve aynı oranlarda var. Bugün bunu dini bir mesele olarak söylemiyoruz artık. Bugün bunu fenli bir mesele olarak söylüyoruz. Fizikçiler bunu söylüyor. Nasıl söylüyor? Detaylarını gösterebilirim. Yani onu da araştırdık. Baktık adamlar şöyle çözmüş, böyle çözmüş ama onlar da aynısını söylüyor. Ama ona diyor ki insanın hayatta kalma kanunu. Gayet komik. Böyle bir kanun olur mu ya? Seçmece yani. Bütün elementlerden böyle süzme ne kadar aynı oranda sende var yani.
veya sendeki oran tersine yani kainatta. Üstelik bu Mars'ta, Merih'te değil yani. Venüs'te değil, başka gezegende de böyle bir şey yok. Çevreye elini attın diye böyle homojenize bir yerde yok. Güneş sisteminde belki sadece Dünya gezegeni bu meseleye aday. Dünya gezegeni de tam insan oranında dağılmış diye bu elementler. İşin ilginç yanı da o. Dünyada bazı elementler daha fazla ama kainat çapındaki dağılıma gelince insan birebir şey aynısı. Bunu internetten tıklayın görün. Ama ona bir şoka da hazırlanın. Ona basit bir ad takmışlar çünkü. Bu kadar komplike bir olaya basit bir ad takılıp bindemde kanunu diyor. Böyle bir kanun olmaz. Niye kedi köpekte aynı oranda yok? Peki adama sorarlar. Lahana da niye yok? Hani biz kromozomlarımız en çok meyve sineğine mi benziyormuş? Meyve sineği he. Hani esas şempanzeden değil de meyve sineğinden geliyoruz filan mevzu var ya. Bir yönüyle. Veya akrabayız filan. O noktada meyve sineğinde de böyle bir özellik yok. Tamam, meyve sineğinde de tabii kainata benzeme noktasında bazı elementler var. Ama insan gibi aynı oranları muhafaza edecek şekilde değil. Ama üstad bunları bu meseleler fenli olarak yazılmadan önce ve daha fizik bu konuların yanına yaklaşmadığı zaman şöyle diyor. Ne diyor? Bu küçük insan, o büyük insanın bir fihristesi, bir hulasasıdır. Bu bence kerameti azime. İlimle ulaşılmışsa ilmin kerameti. İnsan da bulunan numunelerin büyük asılları insan ekberde yani kainatta biz zarure bulunacak. Yani üstad belki demiyor, zannımca demiyor. Biz zarure diyor, mecburen diyor, ister istemez, sevhen kerhen yani. Aynen dediği gibi de çıkmış mı? Çıkmış kardeşim. Evet. Daha o zaman Big Bang meselesi var mıydı? Ben zannetmiyorum bunu yazarken diyor. Hadi diyelim olsa bile daha bu şu mevzular benim şu söylediğim mevzular onlar babaların portakallarında vitamin değildi yani. Şu daha bu mevzuyu bulanlar. Yani üstad bunu söylerken. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu tabi yönüyle başka üstad alemlerin analizini yapıyor. Nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde levh-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de evet bu da bunu da bulmuş ya. Bu meşhur işte Morgan Freeman'ı anlatmıştım. Aynen o adam BBC bilmem ne şeyinde Nat Geo White olarak çıktı anlattı. Bunun bir levh-i mahfuz tabi adıyla anlatmadı. Öyle anlatsa zaten bir de arkasından kelime-i şehadet getirecek. Öyle değil. Ama resmen kainattaki levh-i mahfuz olayından bir gölge anlattı mesela. İnsanın hafızasından çok daha kuvvetli bir hafızanın kainatta geçerli olduğunu gösterdi. Her yerinde buraya gelen her bir şey ikili hologramlar şeklinde çok açılardan ne gelirse gelsin bu kainata uzayda ikili hologramlar şeklinde saklanıyor görüntüleri. Anlatabildim mi? Bu nasıl bir şey ya? Burası nasıl bir yer? Nereye geldik biz? Değil mi? Ya özel yapım bir yer olmazsa saklaması kolay mı abi? Yani evet nereye geldik? Hemen. Evet. Çok güzel. Mesela alemde levh-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vehmenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsad edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini, sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini. Yani ben de ne olmuş ki böyle bozulmuşum bunlar kalbimden geçiyor deme. Oradaki o cihazın görevi zaten orada bulunan şeytanın vazifesi zaten. Senin de arzuna muhalif bunlar gelecek. Ama sen akıllıysan, insansan, değil mi? Parça vicdanında varsa bunları dinlemeyeceksin. Dinlemediğin zaman tabii ki derece alacaksın. O kadar fısıldıyorsa o kadar daha derecen olacak. Dinlemediğin sürece. Bir de şeytan yani ne var arkadaş? Ta kalbinin bir köşesine gelmiş. Değil mi? Ondan sonra bunu ben anlatmıştım daha önce ama bir daha söyleyeyim. İşte biz dersleri 10 sene falan işlemişiz. Abi geldi. Sen orada okuyor ya dedi. Abi dedi okuyan ders yapan yaşlı abi vardı. Dedi şeytan dedi camiye girer mi dedi. Ben dedim bu nasıl bir şey dedim Hristiyan. Hristiyanlık bu kadar mı etkiler mevzuyu? Kilise yani şey gör.
Şeytan böyle kaçıyor filan. Ondan sonra şusu busu filan. Dedim bu nasıl bir şey dedim. Bu kadar oku oku. Ondan sonra bunda bu soruyu sor yani. Hani arada teneffüste de sorma. Direkt parmağını kaldır sor. Hani ol Zeki Müren ol gibi oldu bu. Ondan sonra. Şimdi burada ne var? Üstad Hazretleri söylüyor. Yani bizde çok net şeytana, Cenab-ı Hak çok imkanlar verdi muhakkak. Çünkü o talep ediyor zaten. Bunları ver diyor. Ben sana insanın ne mal olduğunu göstereceğim diyor. Şunları şunları istiyorum. Şu kadar da vakit istiyorum diyor. Şu silahlarla da donatılmak istiyorum diyor. Evet. Gerçekte de gösteriyor. Yani nitelik olarak değil de nicelik olarak insanın ne mal olduğunu gösteriyor. Nicelik olarak çünkü ekseriyetini hakikaten istediği şekilde sokmuş. Bunda bir galibiyeti var yani. Eğer niceliğe çokluğa önem veriyorsanız. O konuda haklıymış. Yani şeytan her söylediği yanlış, yalan değildir. Kur'an'da çünkü diyor, şimdi doğruyu söyledin diyor Cenab-ı Hak şeytana. Böyle kul. Doğruyu söyledin diyor. Evet. Millet de öyle düşünüyor. Yani şeytanın her söylediği yanlış, yalan filan, dolan öyle değil abi. Yeri gelir en doğru şeyi söyler sana. Maksat şeyse. Yani onun işine yardım edecekse. Yani nasıl yapacaksa onu yapacak. Bir aleti vesvese kuvve-i vehmenin telkinatı ile konuşan bir şeytan lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükme geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen, hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. Ve bu ümmi-i şeytaniye ve kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahs-ı şerrinin vücuduna ihsas ederler. Yani bunlar kendi başına bu meseleyi yapmıyor. O alemlerle bağlantıları var. Oradan alınan vazifeleri, komutları, üflemeleri buraya üflüyorlar. Ve vazifesini de mükemmel yapıyorlar. İşin ilginç yanı, bugün arkadaş aradı telefonda. 1 saate yakın telefonda konu konuştuk işte. Kur'an Müslümanlığından başlayıp yine kafası karışmış. Kur'an'da namaz yokmuş abi filan mevzuna kadar gitti yani. Salat geçiyormuş. Ben dedim nasıl bir şey yok dedim. Önce düşünmedi tabii salat malat yani. Dedim bu dedim bayağı bir yine ondan sonra konuştuk buraya geldik. Bu şeytan meselesine. Ondan sonra abi dedi vazifesini çok iyi yapıyor filan dedi. Doğru söylüyorsun dedim. Bak sen kimyasallar satıyorsun dedim. Ama senin mesai saatin belli. Bu 7-24 dedim. Profesyonelce bir de asırlardır bu işi yapıyor. Yani tecrübe sahibi yani. İşinde hani 5 yıl tecrübe minimum arıyorsun ya askerliğini yapmış. Anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. El Fatih.